Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda gerçekten önemli bir konu. Aileleri konuşacağız, ilişkileri konuşacağız. Çünkü o ilişkiler aileleri oluşturuyor. O aileler de sağlıklı toplumları oluşturacak ki bizlere sağlıklı aileler yaratmış olalım. Konuğumuz Esma Kütük. Kendisi hem bir sosyolog hem aile danışmanı. Merhaba diyelim, programımıza başlayalım. Merhaba Esma Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle bu vakti bize ayırdığınız için teşekkür ederim. Şimdi ilişkileri konuşacağız. Çünkü aileleri oluşturan gerçekten ilişkilerle başlıyor aile evet. olmak. O yüzden çok önemli, konuşulması gerekiyor. Ama bir de sizlerden dinleyelim. Bizler için önemi nedir ilişkilerin? Şimdi ilişkiler üzerine konuşacağız. Biz biraz genelden bahsedip daha sonra biraz daha dediğiniz gibi aile ve toplumun farklı kesimleri içerisindeki ilişkiler nasıl olmalı? Biraz ona doğru sürecimiz ilerleyecek. Şimdi biz toplum içerisinde yaşadığımız için sosyal bir varlığız ve toplum içerisinde ilişkilerimizde var olabiliyoruz. İlişkilerimizde var olabilmemiz için yani kaliteli bir şekilde var olmak istiyorsak bizler ne yapmalıyız? İlişkilerimizi nasıl sağlıklı bir hale getirebiliriz? Nasıl yaşam standardımızı ilişkilerimizde yükseltebiliriz? Bunlar üzerinde biraz konuşacağız. Biz istesek de istemesek de mutlaka bir toplumsal bir varlık olduğumuz için ne yaparız? Etkileşim içinde oluruz. Ben şu an burada hiç konuşmasam bile sizinle bir karşılaştığım için konuşmadığım halde bile sizinle aslında oturduğum halde etkileşim halinde olurum. Yani siz benim beden dilimden alırsınız, duygularımı, yüzüme yansıyan duygularımı hissedebilirsiniz gibi aslında iletişim ya da ilişki sadece sözel cümlelerden ya da kelimelerden oluşmuyor. Dolayısıyla bizler ilişkilerimizin şöyle bir cümle var, büyük filozoflarımız şöyle bir şey söylemiş. Siz ilişkilerinizde ya gücünüzü gösterirsiniz ya da zaaflarınız. Çok derin bir cümledir yani. Ya gücünüzü gösterirsiniz ya zaaflarınızı gösterirsiniz. Bunu tercih etmek bize düşüyor. Ya zaaflarımızı göstereceğiz, o şekilde iletişim, etkileşim kuracağız ya da güçlü gözüküp iletişimlerimizi, hayat standartlarımızı daha kaliteli hale getireceğiz. Şimdi burada ilişki yönetimi neden önemli? Tekrar dönelim. Şundan dolayı önemli. Bizler temel kavramları vardır ilişki yönetiminin. Birisi dengedir. Neden denge önemlidir ilişkilerde? Dengeden şunu kastediyoruz. Benim aldığım ve verdiğim şeyler eşit ve adil ise burada ilişkilerde nedir? Verme eşit ve adil noktası vardır aslında aramızda. Bizim her iletişim kurduğumuz kişide bu adilse bizim ilişkimiz, etkileşimimiz düzgün bir süreçte gider. Ama eğer bu adil ve eşitin biraz daha üstündeyse, gelişir, altındaysa ilişkilerimiz daha düşük seviyede olur. Bizler ne kadar kendimize donanım ya da o sürece değer verirsek, çaba gösterirsek, istekle ben daha donanımlı olmalıyım, daha sağlıklı bir şeyler, bir süreç yürütmeliyim dersek, o süreçte ne yaparız biz? Duygularımız daha sağlıklı olur, davranışlarımız daha sağlıklı olur. Karşı tarafla bilgi aktarımımız, biz farkında olmadan bilgi aktarımı farkında olup ya da olmadığımız halde bilgi aktarımı yaparız. Dolayısıyla bu bilgi ile ilişki ya da iletişim bilgi aktarımı yalnız sadece değil. Çünkü biz duygularımızda, beden dilimizde, bilgilerimizde iletişim kurarız. Yani ben bugün buradaysam ya da siz benimle şu an bir program yapıyorsanız aslında siz beden dilinizde, düşüncelerinizde ve duygularınızda beraber buradasınız. Ben de aynı şekilde burada beraberim ve biz burada sağlıklı bir iletişimin sürecinin nasıl gideceği üzerinde ya profesyonel yani ilerleyeceğiz o süreci ya da dediğim gibi az önceki cümle gibi ya gücümüzü ya zaafımızı göstereceğiz gibi tamamen bizim tercihimiz. Şimdi burada denge noktası bir de bizim paylaşılan anlar diye ilişki yönetiminde bir kavram vardır. Paylaşılan anlar diye. Ne demek şimdi bunun altına indiğimiz zaman? Bizler biriyle karşılaştığımız zaman, iletişim kuracağımız zaman eğer o karşımızdaki kişide olumlu ya da olumsuz yargılar
yargılara varmamız gerekiyor. Ama yargılara varacağımız zaman da bir zaman dilimi içerisinde biz olumlu ya da olumsuz bir yargıya varırız. Dolayısıyla bu olumlu olumsuz o anda, yani diyelim ki bu 10 dakika 20 dakika fark etmez. Saat önemli değil ama o zaman diliminde benim o kişi hakkındaki geçirdiğim zamana özel alan deniliyor. Dolayısıyla bizler ne yapacağız? Onlar bizim iletişimimizde çok önemli yer teşkil eder. Biz toplumda buna ne diyoruz? İlk izlenimi deriz. Aslında gerçekten de ilişki yönetiminde bu çok önemlidir. Etkilidir yani, hayatımızda rol oynar. Bir de bir kavram daha var ilişki yönetiminde. Denge, özel anlarımız ve güvene dayalı olması. Ben danışanlarımızda çok vaktimiz geçiyor bizim. Ya eğitim noktasında ya da terapi noktasında. Siz eğitim vereceğiniz zaman bile, ya da ben hani mesleğim üzerinde konuştuğum için, sizlerin de farklı tabii alanları, herkes kendi hayatından örnek verebilir. Ama ben mesleğimden dolayı bu örnekler üzerinden ilerleyeceğim. Ben eğer onu güvene dayalı bir iletişim kuramaz isem, o danışan sizinle devam etmez. O kursiyerlerinizle, eğitim verdiğiniz kursiyerlerinizle sizinle devam etmez. Çünkü oradaki bilgiyi her yerde alabilir. YouTube'dan alabilir. Google'a yazdık mı şu an her şey çıkıyor. Her şey, aslında bizim her şey şu an elimizde. Ama orada siz kursiyerinize bir güven teşkil ederseniz, o çünkü etkileşimimiz, iletişimimizde sizinle devam ediyor. Aslında siz o bilgiyi verdiğiniz zaman o bilgi için sizinle beraber olmuyor. Çok bunu ben eğitimlerimde çok denedim. Danışanlarımda ve ikili ilişkilerimde, özel hayatımda da böyle. İnsanlarla size güvenirse daha çok güzel bir kaliteli iletişiminiz oluyor. Bu üç madde çok önemlidir ilişki yönetiminin temel kavramlarıdır. Peki biz bu ilişkiyi, şimdi biz bu kavramları genel olarak, ben çok içerisine girmeden genel anlatıyorum size. Peki şunu dememiz lazım kendimize. Biz bu kavramları hayatımızda nasıl bir yeti haline getirebiliriz? Hayatta hiçbir şey kolay değildir. Yani bir süreç gerektirir. Bu okuma olabilir, evlilik için öncesi olabilir, çocuk büyütme olabilir, öğrencilik olabilir. Her şey bir sürece ihtiyacı vardır. Dolayısıyla biz bir şeyin ilişkilerimizi dengede tutabilmemiz için, bu kavramları hayatımızda oturtabilmemiz için bizim ilk önce istememiz gerekiyor. Gerçekten kendimize sorgulamamız gerekiyor. Ben gerçekten istiyor muyum ilişkilerimin sağlıklı olmasını, hayat kalitemi yükseltmek istiyor muyum? Sonra istediniz ve karar vereceksiniz. Karar verdiniz, yetmiyor maalesef. Sonra üçüncü madde, nereye gidiyoruz? Karar ve disiplin. Karar ve disiplin. Artı sabır. Yani sabırdan kasıt şunu diyorum. Bir şeye karar verdiniz. Dediniz ki ben ilişkilerimi çok güzel, kaliteli hale getireceğim. Ama karar verdiniz, istediniz, disiplini çalıştınız ama sabrınız yok. Olur mu? Olmaz. O sürecin keyfini çıkaracaksınız. Yani ben bunlara karar verdim, bir hedefim var, ilişkilerimi kaliteli hale getireceğim. Dolayısıyla da ben bu sürecin keyfini çıkarıp onun artılarıyla, eksileriyle ayakta durmaya, kendimi yönetmeye çalışmam gerekiyor. Burada şu çok gündeme gelir, biz şu an burada başka bir yere geçeceğim. Eğer biz, ben şöyle düşünüyorum, yani meslek hayatımda şunu gördüm danışanlarımda ve sahada çok çalışan biriyim. Ben daha önce bir yıl öncesine kadar Sultanbeyli Belediyesi'nde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışıyordum. Şu an özel sektördeyim bir yıldır. Çok değerli danışanlarımla orada ve saha deneyimlerim oldu. Orada şu anda da aynı şekilde danışanlarım ve kursiyerlerim, eğitim verdiğim kursiyerlerimle devam ediyorum. Ama hep şunu gördüm. İnsanlar hepimizin sıkıntı yaşadığı noktalar şunlar. Duygularımızı yönetemememiz. Stresimizi yönetemememiz. Doğru ilişkiler, iletişim kuramamamız. Evlilerin içerisinde, evet benim uzmanlık alanım aile, fakat kişi aileyle çalıştığınız zaman biz şöyle yapıyoruz. Geliyor işler bize. Biz onların sorunlarını evet çözüyoruz, problem listelerini oluşturuyoruz, koyuyoruz. Diyoruz ki sizinle biz bireysel olarak, Ahmet ya da Ayşe Hanım, sizinle biz bireysel olarak biraz iletişim seviyesini yükseltmek nasıl olur? Bunu nasıl kaliteli hale getirebilirsiniz gibi psikoeğitim vermek zorunda kalıyoruz. Seansa falan giremiyoruz ilk
terapötik bağ oluyor ilk seansta. Daha sonra da iki seansımız, seans değil, onlara psikoeğitim vermek zorunda kalıyoruz. Sizce biz ailenin sorunu üzerinde konuşmamız gerekirken neden bireye dönüyoruz? Çünkü bireyler aileleri oluşturuyor. Evet, çünkü birey kendisini tanımıyor. Tanımıyor. Kendisiyle iletişimini bilmiyor. Ya da ailedeki rolünü bilmiyor. Bilmiyor. Eşiyle, kendiyle iletişimini yapamadığı için ikili ilişki ne olur? Eşiyle ikili iletişim kurması gerekiyor. Kendisiyle savaşan, yönetemeyen bir kişi dolayısıyla da o sorunu evliliğin içerisine getiriyor. Evlilikten çocuğa akıyor. Yani bütüncül çalıştığınız zaman bakıyorsunuz, çocuklarla da çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Ona kayınvalide, kayınpeder, görümce, aile danışmanı odur zaten. Bütüncül çalışırsınız tepeden. Dolayısıyla hepsine baktığınız zaman hepsinin altında bu ilişki yönetememe olayı oluyor. O yüzden çok çok değerli bir konu üzerinde şu an aslında konuşuyoruz. Yetileri bir de tekrarlamam gerekiyor mu? Neler yapmalıyız? Evet, tekrar sağlıklı söylüyorum. İletişim kurmamızın evet. Yollarını da evet. Alırsam sizden çok sevinirim. Şimdi biz az önce bu yetiyi nasıl kazanabiliriz'in üzerinde konuştuk ve maddeleri saydık. Ama tekrar söylüyorum, biz toplum olarak ya da bireysel olarak kendimizden de örnek verelim. Maalesef o süreçlerin kıymetini çok bilmiyoruz. Evet. Yani bir an önce ben hedefime ulaşayım, bir an önce şu olsun, bir an önce böyle olsun. Böyle bir hayat yok. Yok maalesef. Mucizeler. Yok öyle bir şey. İstersek oluyor değil mi? Aynen öyle. Ben hatta şuna çok değer veriyorum. Danışanlarım geldiği zaman bile onlara şunu diyorum. Bakın, siz buraya geldiniz. Dediniz ki ben ailemi kurtaracağım. Onaracağım. Dönüştüreceğim ben ailemi. Oldu ki siz başaramadınız. Dönüştüremediniz ailenizi. Ama sizin çabanız, bu dönüştürmek için bu çabanız çok kıymetli. Olur ya, biz sabrederiz ama sonuca varamayız. Ama o süreçteki çabanız çok kıymetlidir. Kendilerine de söylüyorum. Şimdi biz bu sağlıklı iletişimi nasıl olabilir? Nasıl öğrenebiliriz? Az önce yetiyi nasıl kazanırız üzerine konuştuk. Şimdi de bunu nasıl, neler yapmalıyız? Nasıl oraya evrilebiliriz gibi bunun üzerinde biraz konuşalım. O da şunu bilmeliyiz ki, hiçbir şekilde dışarıdan öğrenilen bir bilgi değildir sağlıklı bir iletişim yapısını öğrenmek. Geleceğiz, peki diyeceğiz ki, peki bunu biz nereden öğreneceğiz? Hayatın içinden yaşayarak, deneyimleyerek öğreneceğiz. Ben ilk önce kendimi bilmem gerekiyor. Karşıdaki bireyi bileceğim. Daha sonra da benim bu ilişkimin içerisinde neler dönüyor? Bakın, üç tane madde tekrar oldu. İkili iletişimin içerisindeki maddeyi, bu kamu bir yerde de çalışabilirsiniz, önemli değil. Bu iş yeri de olur, sizin buradaki gibi ikili ilişkiler derken, yani burada iki kişiden de bahsedebiliriz, topluluk içinde de bahsedebiliriz. Kişi hayatın içerisindeki deneyimlerini, acı ya da tatlı, biz genelde ne yapıyoruz? İyi deneyimlerimizi güzel, ama diğerleri bizi aşağı çekmek için çok güzel, başarılı oluyorlar. O deneyimler bizim üzerimize ve aşağı doğru evriliyoruz. Neden evriliyoruz? Çünkü biz bunu deneyim olarak görmüyoruz. Biz onu yaşamadığımız zaman belki de olaylara bakış açımız daha farklıydı. Bu yönü göremiyorduk. O deneyimle öbür tarafını da görüyorsunuz aslında. Dolayısıyla burada dediğim gibi şu çok önemlidir, tekrarlıyorum. Ben, karşımdaki insan ve oranın içerisindeki ilişkide neler dönüyor? Yani aslında ben kendimi tanırsam ilişki esma olarak ilişki tanımlamamı yapmam gerekiyor. Biz böyle diyoruz, bu tanımdır yani. İlişki tanımlamamı yapmak zorundayım. Yani ben ne kadar iletişim kurabilirim? Ne kadar duygumu gösterebilirim? Bu kişiye ne kadar beden dilimi yansıtabilirim? Ya da ne kadar bir mesafemiz olabilir gibi, bunları bilmeden bir ilişki tanımlamam olmadığı müddetçe ben karşı tarafla sağlıklı iletişim kuramayız. Şimdi biz kendimizi tanımamız, karşı tarafı tanımamız ve ilişkimiz içerisinde neler dönüyor onu tanımlayıp daha sonra da karşı tarafla ilişki tanımlamamızı yapmamız gerekiyor diyelim. Bir de biz iletişimde düzeylerine baktığımız zaman içerik ve ilişki ve içerik vardır. Ben burada şu an sizinle sohbet etmem ilişkiye girer, ama içerik nedir? Benim size yansıttığım bilgidir
duruştur, duygularımdır. Dolayısıyla bunları bilirsek içeriğini, bir kişiyle iletişim kurarken sadece ilişki kurmayla ilişki yönetiminin olmadığını bilirsek hayatımız ve hayat standartlarımız ya da hayatımıza daha güzel kalite yerleştirmiş oluruz. Kesinlikle. İlişki dediğimiz anda zaten orada birden fazla kişinin olduğu ve hepsinin tanınması gerektiği, ona göre de birazcık o ilişkinin dinamiklerini korumak lazım. Evet. Çok önemli bir konu. Gerçekten daha uzun dakikalar ayırmak gerekir hatta bence ailelere, ama bugünlük böyle olsun diyelim. Tabii. Sizden o değerli ailelerimiz için son böyle güzel bir söz alabilirsem çok sevinirim. Ailelerimiz toplumumuzun temeli ve kendilerini en büyük, yani benim onlardan ricam, kendim için de onlar için de kendimizi tanıyalım. Daha sonra da eşimizi tanıyalım. Çocuklarımızın özellikle psikososyal gelişimsel dönemlerini bilelim. Ve ona göre sağlıklı ailemizi dönüştürmeye, geliştirmek için çaba sarf edelim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Esma Hanım. Çalışmalarınızda o ailelerimizin sağlıklı oluşmasında ve toplumların oluşmasında rolünüz olduğu için de ayrıca teşekkür ederim. Çalışmalarınızda, kariyerinizde başarılar dilerim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beni davet ettiğiniz için. Evet sevgili Vizyon izleyicileri, gerçekten aileler çok önemli. Bazen birbirimizi anlamıyoruz çünkü birbirimizle konuşmuyoruz. İşte orada bir aile danışmanının kapısını çalsak aslında o küçücük detaylar nasıl düzeliyor, nasıl her şey bir anda güzelleşiyor farkına varacağız. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.